Arkadaşlar, sürdürülebilirlik deyince aklınıza ilk ne geliyor? Hiç fikriniz var mı acaba? Daha çok bu enerjiyi koruma hakkında, doğaya, karbon salımıyla alakalı şeyler aklıma geliyor benim. Bütün insanların yaşamına elverişli hale getirmek demektir. Sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik. Biraz söylemesi zor değil mi? Sürdürülebilirlik. Bana geri dönüşüm gibi geliyor yani doğayı korumak. Devamlılık. Sürdürülebilirlik. Ha, başarı olur. Yok, herhangi hiçbir şey olmadı. Duyma. Eldekine devam ettirebilme gibi, evet, aşamalar olabilir yani, kademe kademe tabii bunlar. Şey, ben bir gelişim bence, ilerleme. Güzellik ya bence, yani doğanın güzelliği, görünüm yani. Yok, o bizim de pek. Ben zaten Sivas'tan geliyorum. Güneş, rüzgar ve tepkisi ama doğru şekillerde. Kaşları yukarı. Dikkatli olmak geliyor, başka bir şey gelmiyor. Ben kelime olarak her açıdan geniş olarak düşünüyorum. Saygı olur, sevgi olur, doğa olur, insanın kişisel bilgiler olur, işte hayvanlar olur. Korumak demektir ya. Girmesine rağmen bizler için oldukça, Türkiye'deki insanlar için özellikle oldukça yeni. Peki biz sürdürülebilirliği, game changing ve aktivizmle aslında bu arkadaki üçgende oturtmak istesek nasıl kurgulayabiliriz? Birazcık bugün bunlardan bahsedeceğiz. Ben küçükken, çocukken hepimizin yaptığı gibi oyunlar oynarken biraz hatırladığım kadarıyla mızıkçı, böyle şımarık bir çocuktum ve bir oyun oynadığımızda, sıkıldığımda, beğenmediğimde, yenildiğimde hemen o oyunu değiştirmeye, başka bir oyun oynatmaya çalışıyordum. TEDxYeditepe ekibiyle de konuştuğumuzda temanın game changing olduğunu öğrendiğimde aslında dedim ki yani tamam, benim aradığım TEDx bu TEDx, oyun değiştirenler. İşin tabii esprisi bir yana, bugün birazcık istatistiklerden, datalardan, yani hayatımızın akışında bir an durup wow dediğimiz ama daha sonra rutinimize devam ettiğimiz bilgilerden uzakta, işin duygusal boyutuyla, mantıksal boyutuyla neler yapabiliriz, hepimiz nasıl game changer olabilir, birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Bu bahsettiğim küçüklüğümden itibaren ben hiçbir zaman kendimi çok sıradan bir insan olarak tanımadım doğrusunu isterseniz ve bu sıradanlıktan uzak akış içerisinde yine de dönüp geriye baktığımda iyi notlar, okullar, sonrasında iyi bir üniversite bölüm, sonra daha devamında iyi bir iş, kariyer, şirket derken ilk göze çarpanlar bunlar oluyor. Ama hayat gerçekten bunlardan mı ibaret? Yani bizim hayattaki gayemiz bunları elde edip sözde bir rahatlığa kavuşmak mı olmalı? Yoksa bu elde ettiğimiz etki alanı, güç, birikim ile diğer insanların hayatına, diğer toplumların hayatına olumlu katkı sağlamakta mı olmalı? O yüzdendir ki aslında ben 28-29 senedir kendime yaptığım yatırımın yanında yine başta yastığa başımı koyduğumda ilk aklıma gelen, düşündüğüm şey, acaba ben diğer insanların hayatına nasıl bir yatırım yaptım oluyor. Mesela burada ben sorsam, ben bir insanın hayatına kendi çıkarımdan bağımsız bir katkı sağladım, bir olumlu katkı yaptım diyen kaç kişi var? Hani bunu sorduğumuzda aslında gayri ihtiyari eller rahatlıkla kalkıyor ama en son ne yapmıştınız dediğimizde böyle bir bekleyişle karşılaşıyoruz doğrusunu isterseniz. Ben bu çelişkiyi ilk defa fark ettiğimde üniversitede farklı STK'larda, derneklerde çalışmaya başlamıştım. Ve buralarda çalışırken farklı konularda farklı çalışmalar yapıyordum ama daha sonra iş hayatı başladı ve insan iş hayatına geçtiği zaman da vaktin kıymetli olmasının, yoğun olmanın ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyor ve burada iki tane seçenek çıkıyor aslında insanın karşısına. Birincisi, her şeyi bir tarafa bırakıp sadece işe konsantre olmak. İkincisi ise bu organik bağımızı bu kulüplerle, derneklerle koparmadan kendi ekosistemimiz içerisinde, ki bu durumda iş oluyor, bir şeyler yaratmak, bir dünya yaratmak. Ben tabii ki ikincisini seçtim ve
Bu yüzden aslında 10 arkadaşımla beraber şirkette Ünilever'de sürdürülebilir yaşam yönetim kurulunu kurduk ve burada çalışmalar yapıyoruz. Burada aslında yaptığımız çalışmalar Birleşmiş Milletler'in 2 sene önce bize anlattığı, açıkladığı 17 hedef kapsamındaki çalışmalar. Tabii burada bu hedefler açıklanmadan önce de farklı figürler, farklı kuruluşlar bu hedeflere dair çalışmalar elbette yapıyordu. Ama bu 17 hedefin bize anlatmaya çalıştığı şey sürdürülebilir kalkınmanın ancak hep beraber ve hep birlikte ve tamamında topyekün olabileceğiydi. Yoksa herkes biraz önce bahsettiğim gibi ben merkezli bir yol izlese, kendisine ait olmayan hiçbir taşı yerinden oynatmasa dünya 40 sene sonra daha sürdürülebilir bir yer olabilir mi? İşte aslında tam bunlar da olurken biraz önce gösterdiğim socially responsible corporate activism veya aktivist diye bir kavram çıktı. Bu bir tarif de aslında. Yani işi, kariyeri, ilerlemeyi insanın hayatının odağına koyarken aynı zamanda bu etki alanını farklı insanlara, farklı toplumlara artı bir olarak hayatının tekrar odağına koyup bir şeyler yapmaya çalışmanın tarifiydi aslında. Çok da kıymetli olduğunu ben şu anda anlıyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi 17 hedef daha önce de bu 17 hedef olmadan önce de daha önce çalışan insanlar çok fazla vardı bilerek veya bilmeyerek. STK'lar, gazeteciler, ünlüler ama bunun anlattığı şey biraz sonra göreceğiniz insanların da yapmaya çalıştığı şeyden çok farklı değil aslında. Mother Teresa, Rahibe Teresa hepimiz tanıyoruz. 1950'de kurduğu Hindistan'daki cemiyetle toplumda istenmeyen, beğenilmeyen, kucak açılmamış insanları kucak açan insanlara, onlara yemek, sağlık, eğitim gibi çocuklar da başta olmak üzere hizmetleri sunan çok önemli misyonerlerden sadece bir tanesi. Emma Watson herhalde tanımayan yoktur diye düşünüyorum. He for She kampanyası kapsamında cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede en önemli aktörlerin başında geliyor şu anda. Aslında o da birazcık toplumu bir bacağı erkek, bir bacağı kadın gibi kurgulamış ve birisi toparlarken diğeri nasıl koşabilsin diyenlerden. John Lennon, efsane Beatles üyesi biliyorsunuz. O da sahip olduğu şöhreti her an söyleşilerinde, röportajlarında, şarkılarında, her an sahip olduğu tüm araçlarla toplumsal adalet ve toplumsal barışı adamış en önemli aktivistlerden bir tanesi sadece. Ve son olarak Al Gore. Bilmiyorum tanıyor musunuz ama çok önemli Amerikalı siyasetçi. Amerikan eski başkan yardımcısı bu arada. Amerika gibi küresel iklim değişikliğinin odağında, negatif anlamda kullanıyorum tabii ki, olan bir ülkede hayatını küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye adamış, karbon nötral vizyonunu ortaya koymuş, Kyoto'nun imzalanmasına çalışmış, filmler çekmiş, kitaplar yazmış, belgeseller yapmış bir insan, çok önemli bir siyasi figür. Tabii sadece insanlar yok bu çerçevede, bu dünyada. Farklı kuruluşlar, farklı STK'lar da bunların içinde. Neler var mesela? UNICEF, hepimizin bildiği çok önemli Birleşmiş Milletler Cemiyeti. Ne yapıyor? Çocuğu odağa alıp en önemli yaptığı işlerden bir tanesi doğrudan hijyen ve temiz suya erişim konusunda çalışmalar yapmak. Şöyle düşünün, yani şu anda dünyadaki ortalama ömür 80 sene. Yani ne demek bu? Bundan 80 sene sonra şu anda nefes alan hiçbir insan dünyada olmayacak. Bana çok ürkütücü geliyor. O yüzden aslında sürdürülebilir odağına çocuğu koyuyor UNICEF. Ya da Tesla. Bu sadece bir havalı elektrik motoru yapan bir şirket olmanın çok ötesinde sahip olduğu patent ve teknolojiyi diğer şirketlerin kullanımına açmış. Çok önemli. Kullanımını açmış ve elektrikli motora dönüşümde, temiz enerjiye geçişte çok önemli rol üstlenmiş şirketlerden bir tanesi. Toms, One for One'ı duymayan yoktur. Aldığınız bir ayakkabıya karşılık birçok ülkede sağlıklı doğumdan kıyafete kadar ihtiyaç sahiplerine birçok hizmet sunan bir firma. Ve Rotary, dünyanın en büyük uluslararası STK'larından bir tanesi. Yaptığı en önemli şey bence şu anda bugün itibariyle 99.9 çocuk felci dünyada yok diyorsak, yani 2,5 milyar çocuk felcine karşı 120 küsur ülkede bağışıklık kazandıysa en büyük aktörlerinden bir tanesi. Bunları konuşurken de aslında hep şu soru geliyor, yani kendi aramızda veya farklı platformlarda, ya bunlar zaten çok kuvvetli insanlar. Bunlar çok güçlü şirketler. Biz ne yapabiliriz ki?
İşte o yüzden bilmiyorum fark ettiniz mi? 17 hedeften bir tanesini ayırdım. Sorumlu üretim ve sorumlu tüketim. Buraya birazcık daha konsantre olmak istiyorum. Çünkü zaten diğerleri mutlaka önümüzde yapmamız gereken işler ama bu buradan çıktığımızda fark yaratabileceğimiz saniyesinde çok basit şeyler. Nedir peki? Askıda ne var? Bilmiyorum duydunuz mu ama çok önemli bir sosyal girişim. Yaptığı şey çok basit. Siz bir üniversite öğrencisi olarak askıda simit var yazan bir simitçiye gittiğinizde sizin için daha önce alınan simiti ücretsiz olarak yiyebiliyorsunuz. Yani üniversite öğrencilerine kitap, kıyafet, yemek gibi şeyleri, ihtiyaçları ücretsiz sunan bir sosyal girişim. İnanılmaz değil mi? Çok basit. Bir arkadaşımın kurduğu sosyal girişimlerden bir tanesi. Birçok konuda da öncü. Fazla gıda. Bilmiyorum duyanınız var mı ama yaptığı şey çok basit, bir o kadar da efektif. Ne yapıyor? Marketlerde son kullanma tarihi geçmemiş, besin değeri yerinde, yani hiçbir problemi olmayan ancak görsel veya benzeri sebeplerle çöpe atılmaya mahkum olan ürünleri STK'lar ve gıda bankaları aracılığıyla farklı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. İnanılmaz değil mi? Çok basit. Hemen yanı başımıza, dokunulabileceğimiz kadar yakında. Ve 6 ayda da 72 ton bağış yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve bir kavanoz. Bilmiyorum gören var mı ama. Herhalde Amerika gibi dünya çöpünün yarısını üreten bir ülkede bir kadının, Lauren Singer'ın hayatını sıfır çöp felsefesine geçirdikten sonra son 4 senede bu çöpü çıkarttığını söylesem herkes bana güler herhalde. Ama gerçekten öyle. Nasıl olabilir böyle bir şey? 4 senede bir kavanoz çöp. Demek ki bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Gidecek çok uzun bir yolumuz var. Nasıl yapabiliriz? Birazcık bugün konuşmak istersek. Herhalde önce çöpe neye attığımızı bir bilmemiz lazım değil mi? Bir şeyi bilmiyorsak ayrıştıramayız veya azaltamayız. Daha sonra acaba biz bunları atmayabilir miydik sorusuyla kendimizi baş başa bırakmamız lazım. Yani naylon poşetler mi ağırlıkta, karton bardaklar mı ağırlıkta? Ya biz bunları kullanmasak acaba kumaş çantamıza sebzemizi meyvemizi alsaydık olmaz mıydı? Lauren'in de yaptığı bundan farklı bir şey değil. Ve son olarak aslında üçüncü aşama diğerlerine göre biraz daha zor. Topraktan geleni toprağa göndermek. Yani hiçbir gıda atığını atmamak ve onu gübrede örneğin kullanmak. Biraz daha zor gelebilir ama biz ilk ikisinde dahi bir şeyler yapabilsek inanılmaz bir yol kat edeceğiz. Nasıl mı? Biraz daha basitleştireyim. Burada örneğin 1000 kişiyiz yaklaşık. Herhalde hepimiz günde bir kahve ya da çay içiyoruz değil mi? Yani ne demek? Bu senede 365 bin karton bardak. Çok basit bir hesapla. Düşünsenize 200 küsür ülkeden Türkiye'de 81 şehirden bir tanesinde o şehrin de İstanbul'un da onlarca üniversite arasında bir salonda bir üniversitede tesadüfen bir araya gelmiş insanlar olarak senede 365 bin bardak. Türkiye'de bizim gibi 5 milyon insan olsa 2 milyar yapar. 2 milyar. Ya da belki görmüşsünüzdür. Naylon poşetlerle ilgili bazı regülasyonlar yapılıyor tüm dünyada. Türkiye'de başta. Artık 10 kuruş veya 10 sent gibi ücretlere satılacak. Bu tabii ki diğer şirketlere, diğer marketlere daha fazla kar elde etmesini sağlamak için yapılmış bir değişiklik değil. Çok önemli bir evrimsel dönüşüme sahne olması beklenen bir değişiklik. Çok basit. Neden biliyor musunuz? Bugün belki de paylaşacağım tek istatistik. İhtiyacımızdan bağımsız dördümüzden üçü yani %75'imiz bir poşet ücretsizse alıyoruz. Ama 10 kuruşsa ki yerde düşse yani insanlar almaya tenezzül etmez. %16'mız alıyor sadece. Dolayısıyla bu önce poşete ihtiyacımız olup olmadığını sorgulamaya, daha sonra kullanmamaya ve daha sonra en son aşamada ise evrimsel olarak kendi poşetimize, kendi kumaş çantamızı getirmeye dönüştüren bir değişim. Görüyorsunuz ya aslında gidecek çok uzun ama bir o kadar da basit bir yol var. Yapacağımız çok şey var. Ve daha da önemlisi bizden daha bilgili, bizden daha eğitimli, bizden daha sorumlu, daha ulvi insanların çıkıp gelip bir şeyler yapmasını beklemek hayalciliğin de ötesinde. Ne böyle bir lüksümüz var ne de böyle bir ihtimal var görüyorsunuz. Peki bu resme baktığımızda 17 hedef, upuzun bir yol, dünya,
7 milyar insan. Tek başımıza biz bir değişiklik yapabilir miyiz? Ben söyleyeyim, yapamayız. Peki hep beraber bir değişiklik yapabilir miyiz? Neden olmasın? Sadece en sonunda bir hedefe odaklandık. 12. hedef. Sorumlu tüketim ve üretim. Bu yeterli mi daha iyi sürdürülebilir bir dünya olması için? Ya da istediğimiz sadece istediğimize ulaşmakta bunu gerçekleştirmek yeterli mi? Elbette hayır. Ama buradan başlayabilir miyiz 16 hedef önümüzde de olsa? Kesinlikle. Çok teşekkürler.